Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan çok ilginç fotoğraflar geldi. Yunan Kara Havacılığına ait AH-64 Apache Taarruz UH-1 helikopterleri resmen sular altında kalmıştı. Peki bu helikopterler tekrar uçabilir mi? Böyle bir durumda hangi işlemler yapılıyor? İşte bu videoda beraber inceleyeceğiz. Yunanistan'ın bu yılki en büyük doğal afetlerinin başında yoğun bir kuraklıktan sonra gelen aşırı yağışlar. Yağışlar nedeniyle çok ciddi sel felaketi oluşmuş durumda. Yunanistan'ın yaklaşık ortalarında yer alan 1. Ordu'ya ait Kara Havacılık Tugayı'nın ana merkezi Stefano Vecchio hava üssünü sular bastı. Burada çeşitli fotoğraflar hemen medyaya yansıdı. Bir kısmı helikopterlerin açıkta, bir kısmı da hangar içindeydi. Adeta helikopterlerin gövdelerinin içine kadar sular girmişti. Peki bu helikopterler tekrar uçabilir mi? Ne tür işlemler yapılacak? Bunun için birinci soru bu tür su felaketlerinde suyun özelliği. Yani mesela denizden mi geliyor bu su? Yani tuzlu su mu? Veya yağmurla birlikte meydana gelmiş su içerisindeki tuz oranı daha düşük normal bildiğimiz tatlı su mu? Burada neden ikiye ayırıyoruz? Tuzlu suyun etkileri daha kötü oluyor. Özellikle gövde ve korozyon oluşumu açısından. Gövdede çatlaklar varsa, boyayla ilgili problemler varsa hemen tuzlu su metale etki etmeye başlıyor ve korozyon bir çürüme oluşturmaya başlıyor. Bu açıdan tuzlu su çok tehlikeli. Tatlı su bir nebze daha az zarar veriyor ama su sonuçta nem demek. Nem de özellikle metal olsun, kompozit olsun gövde yapısına çok ciddi zarar veriyor anlamına geliyor. Buna hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Gövdedeki hasarın giderilmesi görüldüğü gibi biraz daha kolay. Ama eğer elektronik aletlerin içerisine bu su giriyorsa işte büyük dert burada başlıyor. Uçaklardaki işte kokpitte yaralan pilotların dijital verileri takip ettiği göstergeler, yeni nesil aviyonik sistemler, genel olarak uçaklardaki, havacılıktaki bütün elektronik sistemler aviyonik olarak inceleniyor. Uçağın telsizleri, radar sistemleri, işte atış sistemleri gibi elektronik aletler her yağmurda olduğu gibi herhangi bir şekilde bunların içine su giriyorsa çok büyük dertle karşı karşıya. Kısa devreden yangın bile çıkabilir. Kablolar çok ciddi hasar görebilir. Soketler çok ciddi hasar görebilir. Genellikle pek fazla tamir edilemez durumda bunlar. Örneğin su üzerinde görev yapan uçaklar, helikopterler için farklı farklı üretim konseptleri var. Aynı şekilde kara konuşlu hava araçları için, elektronik aletler için de farklı farklı üretim çeşitleri var. Bu nasıl gövdede ayrıysa elektronik açısından da farklı yaklaşımlar oluyor. Çünkü deniz üzerinde yüksek nem var, tuzun etkisi var. Elektronik aletler özellikle daha az etkilenecek şekilde önlemler alınıyor. Bu açıdan işte kablo birleşim yerleri, gerekirse su girdiği zaman nasıl bir önlem alınacak? Kara konuşlu hava araçlarına bunlar biraz daha eksik. Ne yazık ki su girdiği zaman bu elektronik aletler, aviyoniklerin önemli bir kısmı tabiri caizse çöp olabiliyor. Çok dikkatli bir şekilde bunların tamir edilmesi gerekiyor. Bir başka hassas noktada motorlar. Motorlar özellikle işte motorların içerisindeki yanma odası, paller çok daha hassas ve yüksek verimlilikteki metaller oldukları için burada ulaşabilecek bir suyun girmesi kalıcı hasarlara araç içerisinde meydana gelebiliyor, oluşturabiliyor. Sonuçta yağmur, su, denizin etkileri bir yere kadar ama o limitleri geçtiği zaman çok ciddi faturalarla karşılaşılabiliyor. Muhtemel bu hava araçlarının bir kısmının tahminimce bakım sırasında işte parçaları sökülmüş, bakım bekliyor veya örneğin UH-1 helikopterlerinde olduğu gibi yedeğe ayrılmış, yedek parça deposu haline getirilmiş, uzun zamandır uçmuyor gibi duruyor. Ama hangarın içindekiler, bakımdakiler özellikle de AH-64 helikopterlerine geçmiş olsun demek gerekiyor. Bu tür durumda Yunan kara havacıları helikopterlerin üreticisine gidecek. AH-64'ler için Boeing, UH-1 serisi için Bell Textron'a gidecek. Onlar inceleme yapacaklar. Oluşan hasar belirlenecek ve buna göre nasıl tamiratının gerçekleşeceği konusunda birlikte adımlar atılacak. Yunanlar biliyorsunuz suyu seven bir ulus. Yunanların başka bir dertleri de vardı. Bu da
2000'li yılların başında meydana gelmiş bir Miraj 2000 kazasıydı. Miraj 2000 bir Ege görevinin dönüşünde iki kişilik bu Miraj 2000D olarak adlandırılan model iniş sırasında bir motor arızası yaşıyor ve pilotlar fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrılıyorlar. Ama uçak Ege Denizi'ne tabiri caizse gövde üzerine adeta iniş gerçekleşiyor ve çok da derin olmayan bir suyun içerisine kalıyor. Pilotlar kurtarıldıktan sonra Yunanlılar hemen uçağı inceliyorlar. Balık adamlarla birlikte ön rapor çıkıyor ve arkasından birkaç gün suda kaldıktan sonra bu uçak kurtarılıyor. Uçak Fransız imalatçı Dassault'un ürünü. Çift koltuklu uçak, yani eğitim modelleri aslında normal uçaklar arasında biraz daha değerlidir. Çok fazla eğitim için kullanılır ve kaybetmek, tabii ki diğerinin de kaybedilmesi bir kayıp ama yerine konabilmesi güç uçaklardır. Burada hemen bir çalışma yapılıyor. Ege Denizi'nin ne kadar korozyon oluşturduğu gövdede belirleniyor. İşte elektronik sistem yenileniyor, motor elden geçiliyor ve çok uzun süren bir bakımın ardından ve yenilemenin ardından muhtemel herhalde uçağın fiyatına yakın bir harcama olmuştur ki bu işlerde maliyet de çok önemli. Karar veriliyor ve uçak sıfırdan yaptırılarak tekrar uçabilir hale geliyor. Benzer bir olay da geçtiğimiz yıllarda İsrail Hava Kuvvetleri'nin başına gelmişti. İsrail'de bir F-16 üssünü su basmıştı, seller basmıştı ve 8 uçak adeta sulara gömülmüştü. Suların tahliyesinden sonra bu uçaklar büyük bakımlardan geçirildi. Muhtemel elektronik aletleri yenilendi ve bu ciddi maliyetli uzun süren bakımın arkasından da uçaklar tekrar hizmete verildi. Halen İsrail Hava Kuvvetleri'nde uçuyor. Sonuç olarak aynı otomobillerde olduğu gibi hasar ne kadar? Bunu normal hayata döndürmek ne kadar sürüyor? Ne kadar maliyeti var? Bunlar hesaplanıyor. Uçak alabilmek veya helikopteri hemen temin edebilmek mümkün değil. Bunlarla ilgili eğer fiyatını kurtarıyorsa, daha uçacak ömrü varsa, çok fazla hasar almamışsa bu şekilde bakım işlemi gerçekleştiriliyor.